Harika hikaye, yeni atlaşma. İsa su üzerinde yürüdü. Markos 6. bölüm. Herkes 5 ekmek ve 2 balıkla doyasıya yedi. İsa öğrencilerine kendisinden önce gitmelerini söyledi. İnsanlara da gitmelerini söyledi. Sonra İsa dua etmek için dağa çıktı. Öğrenciler bir tekneye bindiler. Karşı yakadaki Betsaida'ya gideceklerdi. İsa'nın sadece 5 ekmek ve 2 balıkla 5000'den fazla kişiyi doyurduğunu duyunca inanamadılar. Gece oldu. Rüzgar esmeye başladı. Dalgalar kabardı. Öğrenciler bütün güçleriyle kürek çekiyorlardı. Dalgalar güçlenmeye başladı. Öğrenciler kürek çekemez oldular. Çok zayıf düştüler. Birdenbire kürek çekmeyi bıraktılar. İçerinden biri, "Şuna bakın!" dedi. Öğrenciler korktular. "Suyun üzerinde biri bize doğru yürüyor." Öğrenciler bağırıştılar. "Bu bir hayalet." Suyun üzerindeki adam, "Benim, korkmayın," dedi. Öğrenciler, "Bu İsa," diye bağırdılar. İsa tekneye bindiği zaman rüzgar dindi. Öğrenciler daha da şaşırdılar. Rahatladılar çünkü İsa onlarlaydı. Öğrencilerden biri, "İsa suyun üstünde nasıl yürüyebilir? İsa rüzgarı nasıl dindirebilir?" diye sordu. Başka bir öğrenci, "Çünkü o Tanrı'nın oğlu," dedi.